Merhabalar gençler. Şimdi üçgende açı kenar bağıntıları testinin sonuncusundayız dostlar. 4 numaralı testteyiz. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. Çok klasik bir soru. Üniversite sınavında da çıkmış. Ondan sonra her yayında karşımıza çıkan bir sorudur arkadaşlarım. Şimdi biz şunu öğrendik taktiklerimizde. Konu ne olursa olsun eğer bir kenarın ikiye bölündüğünü gördüğün zaman hiç düşünmeden orta tabanı yapacaksın demiştik. İşte bakın şuradan bir 6'ya paralel bir orta taban çizdim. Yani 6'nın yarısı olacak burası 3. Şurayı da 2'ye bölecek mecbur orta taban olduğundan dolayı 5, 5. İşte sana x'in üçgenini bulduk dostlarım. X bu üçgen eşitsizliğine göre neydi kural? Diğer ikisinin toplamı yani 5 ile 3'ün toplamından küçük. 5 ile 3'ün farkından 2'den de büyük olacak. Bu aralıktaki en büyük tam sayı değerini sormuş. Denizli'den geldi cevabımız. Geçtim bu soruyu. Geldim 2 numaraya. ABCD dörtgen diyor. AB 4, 5, 6'yı gördük. Hepsini gördük. Buna göre AD x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi x'i ilk önce bir üçgen içine sokalım. Şu üçgenin bir elemanı x arkadaşlarım. Şimdi x'in ne kadar büyük olabileceğini soruyor bana. X'i en büyük alabilmem için şuradaki y dediğim kenarı seçebileceğim en büyük değer seçmeliyim ki. X de çünkü y'ye bağlı ya. Y ne kadar büyük olursa x de o kadar büyük olacak. O zaman ilk önce y'nin üçgen eşitsizliğini yazalım. Şu üçgende. Peki y 9'dan küçük yani 4 ile 5'in toplamından 4 ile 5'in farkından da büyük olacak. Peki y'yi ben en fazla kaç seçebilirim diye soruyorum kendi kendime. Hepinizden 8 dediğinizi duyar gibiyim dostlarım. Şimdi y'yi 8 seçerseniz büyük bir hata yaptık, sıçtık bir kere kafadan, onu söyleyeyim. Şimdi y'nin 8 olacağını evet sanki 8'miş gibi duruyor değil mi? Ama şuna dikkat edin. Y için yani AC kenarı için bana tam sayı olacak demiş mi dememiş mi? AC'yi ben kendim çizdim dostum. Benim kendi çizdiğim bir şeyi bana diyemez ki şu kenar tam sayı olsun diye. Demek ki y'nin tam sayı olmak gibi bir şartı yok. Y tam sayı olmaya da bilir. O zaman ben 8'den daha büyük bir sayı da seçerim bunu. 8.9 seçerim mesela değil mi dostum? 8.8. Virgülden sonrasının artık önemi yok. 8.7 de seçsen cevap yine aynı çıkacak. Ama 8 seçtiğinde eminim ki şıklarda kesinlikle bulacağın cevap da vardı mutlaka ve işaretleyip yanlış işaretlemiş olacaktın dostum. Biz hemen şimdi doğrusunu yapalım. Y 8.9 seçtik. Şimdi bu üçgende de x'in aralığını bulalım hemen. X dediğimiz 8.9 ile 6'nın toplamı ne yapar? 14.9 yapar. 14.9'dan küçük işte bilmem ne ikisinin farkından da büyük. Bize en büyük değerini sorduğu için 14.9'dan bir önceki değer Denizli'dir. Yani cevabım Denizli'den geldi. Eğer 8 seçseydim burayı cevabı 13 bulacaktım. Ve bakın 13 de şıklarımızda mevcut. Geldik 3 numaraya. Diyor ki iki tane dış açıortay verdim sana diyor. Hemen şunu hatırlayacağız birlikte. İki dış açıortayın arasındaki şu Denizli açısını biz şöyle buluyorduk dostlarım. 90'dan benim bu Denizli'yi oluştururken C'yi ve B'yi kullandım ya açıortaylarını. Kullanmadığım açı hangisi ise A'nın yarısını çıkartarak buluyordum. Buradan yorumlamam gereken kısım şu. Denizli 90'dan bir şey çıkınca bulunuyor. Yani 90'dan her halükarda küçük bir şey arkadaşlarım Denizli. O zaman buraya küçüktür 90 yazıyorum. Peki küçüktür 90, büyüktür 90 olduğunda biz ne yapacağız demiştik? Önce orayı 90 kabul edeceğiz. Peki burası tam 90 olsaydı ben Pisagor yapıp x kare eşittir derdim. 7'nin karesi ile 8'in karesi, 9'un karesinin toplamına yani 81'i. Ama küçük dediği için ben de burayı eşittir değil küçüktür kabul ediyorum. O halde x kare küçüktür toplarsak 90, 30 daha 130 yapar. X küçüktür kare kök 130 yapar. Şimdi kök 130 dışarıya nasıl çıkar? Eğer ki bu 130 değil de yani şurada gösterelim kök 130 denilen sayı 121 olsaydı dışarıya nasıl çıkacaktı? 11'in karesi olduğu için 11 diye çıkacaktı. Peki 130 değil de 144 olsaydı dışarıya nasıl çıkacaktı? 12. Ama 130 ve 130'da 121 ile 144 arasında o zaman dışarı çıkacağı sayı da
11 ile 12 arasında olacak. Yani bu 130 dışarıya çıkarken 11 nokta bir şey diye çıkacak dostlarım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. 11 virgül bir şey. Demek ki x küçükmüş 11 nokta bir şeyden. Hadi 2 diye sallayalım onu. 11.2'den küçükmüş. Peki 11.2'den küçük olup da en büyük olan tam sayı hangisidir? 11.2'den küçük olacak. Cevabım Bursa'dan geldi. 4 numaraya geçtim. Bakın burada da 60 derece muhabbeti var. Şimdi hemen 60 dereceden büyük diyor. Ben de diyorum ki burası tam 60 derece olsaydı ben x'i nasıl bulurdum? Kosinüs teoremi yaparak. Hemen x'in karesi eşittir derdim. Kollarının kareleri toplamı. Yani şu ucu bir düzenleyelim. Yani 5'in karesi 25 artı 8'in karesi 64 eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs 60 derdim. Yani 1 bölü 2. Şu ikileri sadeleştirelim. Bu durumda x kare eşittir 89 eksi 5 kere 8 40. Yani x kare eşittir 49 x eşittir 7 gelirdi. Eğer orası tam 60 olsaydı. Ama diyor ki 60'dan büyük. O zaman ben de diyorum ki burası kesinlikle aga 7'den büyük olacak. Tamam mıdır dostum? Demek ki 60'dan büyükse bak 60 deseydim eşittir diyecektim. Tıpkı 90'da yaptığım gibi. Ama büyük dediği için ben de büyük diyorum buraya. X büyüktür 7'den. Peki x neyden küçük dostlarım? Hani kural neydi? Diğer ikisinin toplamından da küçük olacak. Yani 13'ten de küçük. O zaman 12, 11, 10, 9 ve 8 değerlerini alır. Yani 5 tane değer alırmış. Kaç değeri vardır diye soruyor. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet, geldik 5 numaraya. ABC bir üçgen ve 40 dereceymiş burası. Alfa'yı vermiş. Hadi şuna da biz beta diyelim. Diyor ki üçgenin en kısa kenarı AC. Burası en küçük. En küçük kenar buysa demek ki en küçük açımızda 40 olacak. Yani alfa da 40'tan büyük, beta da 40'tan büyük olacak arkadaşlarım. Alfa da küçüktür. Yok, alfa da büyüktür 40'tan. Beta da büyüktür 40'tanmış. Bunu biliyoruz. Buna göre alfanın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz alfa ile betanın toplamını kaç derece diyebiliyoruz? Alfa ile beta 40'da burada 140 kalıyor değil mi? Alfa ile betanın toplamına. Dostum, alfanın en büyük olmasını istiyor. Ben de diyorum ki lan bir şeyi en büyük yapacaksam diğerlerini en küçük yapayım ki benim istediğim şey en büyük kalsın. O zaman şimdi 40 zaten sabit. Ben de diyorum ki betayı seçebildiğim kadar küçük seçeyim. Ne kadar küçük seçersem o kadar alfa büyük olacak. Beta 40'tan büyükse en az ben kaç seçerim betayı? 41 seçerim değil mi dostlarım? 40'tan büyük olacak, en az olacak 41 olur. 41'i de hemen 140'tan çıkarttım. Alfa bu durumda ne olabilir en fazla? 99 olur dedim. 5 numaranın cevabı Ceyhan'dan geldi. Ve geldim 6 numaraya. 6 numarada x'in alabileceği en büyük değeri soruyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlarım, x şu büyük üçgenin bir elemanı ama büyük üçgende bir kenarı biliyorum, şu kenarı bilmiyorum. O yüzden bu üçgenle ilgili bir yorum yapamam. Peki şu küçük üçgene bakalım. Bu küçük üçgende de dostlarım x için bir tane kenar biliyorum. 9'u biliyorum sadece. Bir de şurayı bilseydim k dediğim yeri, işte k ile 9'un toplamından küçük, 9 ile k'nın farkından büyük derdim. Demek ki bana bir açı lazım bir yerde dostlar. Kenarlardan bir şey gitmiyorsa açıdan hareket edeceğim ben. O da şuradan geliyor bak. Şurada bir 9, 12, sanki 15 olacaktı değil mi burası dostlarım? 15 olsaydı ben buraya ne diyecektim? Kesinlikle 90 derecedir. Eğer 15 olsaydı, ama 15 değil, 15'ten daha küçük bir şey. O zaman bu açı da 90'dan daha küçük bir şey olacak diyeceksin. Yani açıda öyle yapıyoruz ya, 90 derece dediğimde 15 ise 90'dan küçük dediğinde de 15'ten küçük seçiyorum. Şimdi işi tersten yaptım. 15'ten 15 olduğu zaman 90 diyorsam 15'ten küçük dediğinde de 90'dan küçük dedim dostum. Peki bir açının 90'dan küçük olması demek bunun bütünlerinin %100 90'dan büyük olduğu anlamına gelir. Canlı canlı örnek de yapalım hatta. 90'dan küçük bir açı düşünün. Hatta çok çok büyük ve 90'dan küçük olsun. 89 mesela. 89'un hemen bütünleri kaç derece yapar? 91 derece yapar. Yani 90'dan küçük açının bütünleri 90'dan büyüktür. Peki bu adam 90'dan büyükse
En geniş açı bu olmaz mı arkadaşlarım? 90'dan büyük açıya geniş açı denir. Geniş açının karşısındaki x kenarı her zaman en büyük kenardır. Yani x %100 9'dan büyüktür dersin ve cevabı Bursa işaretlersin. Alabileceği en küçük değeri soruyor. 9'dan büyük en küçük tam sayı değerini Bursa olarak işaretledim. Evet, 7 numaraya geçtik böylelikle. Üçgenin yardımcı elemanlarından kenarortay V harfiyle, açıortay N, yükseklikte H harfiyle gösterilir demiş Halit Hocam ve İsa Hocam. Tamam. ABC üçgeninde AB eşittir AC olduğuna göre. Şimdi bir ikizkenar üçgen demiş arkadaşlarım. ABC üçgeninde, işte çizdim bir ABC üçgeni. Şurası C, şurası B, şurası da A olsun. Şimdi AB eşittir AC. Ne diyor bize? ABC açısı, ABC açısı şuradaki açı, BCA açısına BCA şuradaki açıya eşittir. Evet, doğal. İkizkenar üçgende taban açıları eşittir birbirine. Bu kesinlikle doğrudur. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bir numarayı aldık. Devam. VB eşittir VC. Yani B'den çıkan kenarortay C'den çıkan kenarortaya eşittir diyor. Evet arkadaşlarım, bu da kesinlikle doğru. Bunu konu anlatımımızda da söylemiştik biz. Dedik ki ikizkenar üçgenin eşit açılarından çizilen yükseklikler de doğru birbirine eşittir. Açıortaylar da eşittir. Kenarortaylar da eşittir demiştik dostlarım. Dolayısıyla kenarortaylar eşittir mi diye sormuş bize. Evet, eşittir. Eşit açılardan çizilen kenarortaylar kesinlikle eşit. Diyor ki A açısından inen açıortay B açısından inen açıortaydan büyüktür. Ha, şimdi bunun hakkında yorum yapamam dostum. Olabilirdi, olmayabilirdi. Yani sen bu üçgeni şöyle bir ikizkenar üçgen çizersen, A, B, C diyelim. Bu durumda bunun açıortayı daha büyük olur. Üstteki gibi dar açılı bir ikizkenar çizersen daha küçük olur. Yani onun hakkında kesin bir yorum yapamayız. O yüzden bunun hakkında bir şey demiyorum. Çünkü A ile B açılarını bilmiyorum dostlarım. B ile C hakkında yorum yaparım çünkü eşit olduklarını biliyorum en azından. Diyor ki C'den indirilen yükseklik A'dan indirilen yüksekliğe yükseklikten büyüktür. Bunların da yine hakkında bunlar hakkında da yorum yapamam dostlar. Çünkü yine A ile C açısı hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Yani bunlar doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kesin yanlıştır da demiyorum, kesin doğrudur da demiyorum. Bana kesinlik istediği için kesin olanlara artı koydum şimdi. Diyor ki son olarak ABC 90'dan büyük bir açıdır. Yani şu eşit açılar 90'dan büyük olur diyor ikizkenar üçgenin. Kesinlikle yanlıştır arkadaşlarım. Bak, bunda kesin yanlışım. Hani doğru da olabilir diye bir ihtimal de yok. Kesinlikle yanlış. Neden hocam? Tut ki B açısı 90'dan büyük olsun. 91 olsun anasını satayım. C de 91 olacak. Hocam 91, 91 daha 182. O zaman A açısına eksi 2 mi yazacağız dostum? Eksi 2 diye bir açımız mı var bizim üçgen içinde? Yok. O zaman yanlış bilgi. Zaten deriz ki ikizkenar üçgenin taban açıları, yani eşit açılar asla ve asla geniş açı olmaz. Daima dar açıdır deriz. Demek ki sadece iki tanesi kesinlikle doğruymuş. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet, geldim 8 numaraya. İşte benim en nefret ettiğim sorulardan bir tanesidir dostlar. Diyor ki Asaf'ın elinde farklı uzunluklarda 6 adet tel çubuğu vardır. 3 tanesinin uç noktalarını birleştirerek en fazla kaç farklı üçgen oluşturabilir? Dostlar, burada formül yok, kural yok, bir şey yok. Tek tek sayacaksın kardeşim. Burada işte yanılma payı da var. Böyle bir soru üniversite sınavında çıkar mı? Zannetmiyorum dostum ki çıksın. Hani kim emin olarak işaretleyebilir? Şimdi sayacaksın tek tek ama diyeceksin ki kendi kendine, lan ya unuttuğum bir şey varsa. Mesela cevabı 5 buldun diyelim. 5 tane üçgen buldun. Ama ya bir tane daha unutmuşsam ben, 6 ise cevap. Hani 7'yi bulduysan 7 tane, tamam, zaten bir tane unuttum deyip de 8'i işaretleme ihtimalin yok da en büyük şıkkı bulduğunda. Ne yapacaksın? Tek tek sayacağım burada dostum. Mesela ben 1-2 tane bulayım. Cevapta neymiş 8'in cevabı? Edirne'ymiş dostum. Gerisini de sana bırakacağım, tamam mı Gobel? Kusura bakma. Burada tek tek uğraşmayalım, vakit kaybetmeyelim. Şimdi mesela 20, 30 ve 40'dan bir üçgen çıkar mı diye bakalım. 20, 30 ve 40'ı alalım. Kural neydi? Bir tanesini ortaya yazacaksın. Şimdi 20'yi ortaya yazdım. 20 diğer ikisinin toplamı 70'ten küçük. Diğer ikisinin farkı 10'dan büyük mü? Büyük anasını satayım. O zaman oldu diyeceksin. Bu birincisi oldu. Aha, bir tane buldum. 20, 30, 40. Bu gibi 7 tane bulacakmışız toplamda arkadaşlar. Ben size bıraktım
Kusura bakmayın, hakkınızı da helal edin. Tek tek saymayayım ben şimdi bunu. Ben geçeyim 9 numaraya. Diyor ki ABC ikizkenar dik üçgenin hipotenüsü BC üzerinde. Demek ki hipotenüsü BC'ymiş. Şurada çizeyim ben bunu. Buraya bir üçgen çizeyim hemen. Şöyle bir dik üçgen çizdik. Dik üçgenmiş bu ve ikizkenar dik üçgenmiş. O halde şuradaki açımız 45, şuradaki açımız da 45. BC hipotenüsmüş. Şurası B, şurası C, şurası da A olsun. Diyor ki BD daha küçük olacak. Şöyle daha küçük olacak BD. DC daha büyük olacak şekilde bir D noktası alınız. BD'ye X deyiniz diyor. DC'ye yok, AD'ye Y deyin diyor. AD'yi de çizelim o zaman. Y dedik buraya da. AC'ye de Z deyin diyor. AC neresi? Şurası Z. İkizkenar olduğundan burası da Z. Şimdi diyor ki buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi daima doğrudur diye bir şey söylemiş bize. Hemen şunu yapalım. Şuradaki açıya biz bir A desek. 45 ile A'nın toplamı iki iç açıdır. Şuraya eşit diyebilirim. 45 artı A. Dostum bak buradan ne çıktı karşıma. 45 artı A. Demek ki 45'ten büyük bir açı. 45'ten büyük açının karşısındaki Z, 45'in karşısındaki Y'den her halükarda büyük olacak. O halde benim aradığım birinci bilgi Z büyüktür Y olacak. Bunun tersini söyleyen varsa Edirne şıkkındaki gibi, Denizli şıkkındaki gibi bunları hemen sildim. Z Y'den büyük olacak bir kere bunu söyleyeyim. Başka? Şimdi bu Denizli noktası daha bu tarafa yakın olduğu için şuradaki açımız hani tam ortadan ikiye bölseydi, açı ortay olsaydı bu kerata 45-45 diye şurası 45 olacaktı. Ama Denizli bu tarafa yakın olduğu için demek ki bu gittikçe 45'ten de küçülmüş. Şurası 45'ten küçük bir açı arkadaşlarım. Onu da söyleyelim. 45'ten daha küçük bir açıymış. Demek ki hocam 45'ten küçükse burası. X dediğim amca 45'ten küçük açının karşısında. 45'in karşısında da Y var. O halde X Y'den mutlaka küçük olacak. X Y'den küçük olacakmış. Hepsinde öyle zaten. X Y'den küçük hepsinde. Peki şununla kıyaslayalım. Z içlerinde en büyük olan oldu değil mi? X de Y'den küçük oldu. Şöyle bir sıralama oldu. Z Y X. Z Y X. Z Y X. Ha, burada diyor ki Y ile X birbirine eşit olabilir mi diyor. Kesinlikle olmaz değil mi dostlarım? Tam eşit olsalardı bu D noktası tam ortada olurdu. Muhteşem üçlü yapardı. X, X oluyordu değil mi? Hani hatırlarsan muhteşem üçlü olması gerekiyor. Ama eşit değil. O zaman Y ile X kesinlikle birbirine eşit olmayacak. Yani Z burada eşitlik koymuş. Hocam yani Bursa şıkkıymış doğru cevap. Şıklara bakıyorum. Evet Bursa demişiz ama Z'nin Y'ye eşit olması durumunu değerlendireceksek şuradaki açıyla 45'in birbirine eşit olması gerektiğini konuşacağız o zaman. Ya da şöyle düşüneceğiz. D noktası hareketli bir nokta diye düşüneceğiz. B'nin üstüne kadar gelebilir diye düşüneceğiz. B'nin üstüne geldiğinde evet Z ile Y birbirine eşit olur. Ama B'nin üstüne neden gelsin ki? Diyor ki BD mesafesi var burada diyor. Birazcık DC'den büyük. Yani DB'nin üstüne gelir gibi D noktası BC üzerinde hareketli bir noktadır dememiş bize. Yani bence benim mantığımca eşitlik olmaması lazımdı burada ama hocalarım yaptıysa vardır bir bildiği diyelim. Geçelim. Belki de basım hatası vardır arkadaşlarım. Geçiyorum 10 numaralı soruya. Esra uzunlukları birbirinden farklı birer tam sayı olan bakır telleri sol ucundan 15, sağ ucundan 21'i uzatarak uzaklıklardan büküp uç noktalarını birleştirerek her biri ile üçgenler oluşturuyormuş. Yani şöyle bir şey yapıyor Zehra. Şuradan 15'i yukarıya dikiyor. 20'yi de buradan yukarıya dikiyor. 15'i buradan, 20'yi buradan. Arada da bir işte AB, CD gibi farklı farklı uzunluklar bırakıyor. Bu şekilde diyor... Kaç tane üçgen oluşturabilir diye bir soru soruyor. Şimdi bu AB'nin alabileceği değere göre yani şu arada bırakılan AB mesafesi, CD mesafesi, EF mesafesi gibi bu mesafeler
Bırakıldıkça yani x mesafesi değiştikçe yeni bir üçgen çıkacak karşımıza. Aslında bize şunu soruyor. Kaç tane x değeri vardır diye soruyor. Biz de biliyoruz ki x dediğimiz şey diğer iki kenarın toplamı olan 35'ten küçük, farkı olan 5'ten de büyük olacak diye biliyoruz. Bu aralıkta kaç tane sayı değeri var? Büyükten küçüğü çıkart 30, bir de 1 çıkartıyorduk. 29 tane sayı değeri vardır dedim. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet, 11 numarayı okuyorum dostlarım. Kenar uzunlukları 7, 10 ve 11 birim olan üçgen şeklindeki karton doğruları boyunca kesilerek 3 parçalıyor. Daha sonra bu 3 parça aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Yukarıdaki verilenlere göre oluşan şeklin dış çevresinin uzunluğu en fazla kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Biz şimdi şöyle yapalım. Şu çizgilere A, B ve C diye. Şöyle bir kural öğrenmiştik. Bu ortadaki 3 çizginin toplamı, A, B, C'nin toplamı her zaman dostlarım çevreden yani 10, 21, 28'den küçük, yarı çevreden büyük olacak demiştik dostlarım. Yarı çevremiz de 14'ten büyük. Artı bir de ekstra bu üçünün toplamı üçgenin en uzun iki kenarının en uzun iki kenarından da küçük olacak demiştik. Yani iki kenarının toplamından da. Yani ABC'nin toplamı 21'den de küçük olacak. 10'la 11'in toplamı olan 21'den. Şimdi peki bunları kesip de şöyle yerleştirdiğinde A nereye denk düşüyor? Bakın AP dediğim uzunluğa A demişim. O zaman AP'lere A diyorum. BP'lere B demişim. O zaman bunlara B diyorum. Şunlara da C düştü. Benden şu şeklin çevresini yani 2A artı 2B artı 2C'yi istiyor benden keratalar bunlar. Peki biz A artı B artı C'nin 21'den küçük olduğunu biliyoruz. Hadi burayı komple 2 ile çarpsak 2A, 2B ve 2C kaçtan küçük olacak? 42'den küçük olacak dostlarım. Peki 42'den küçük en büyük sayıyı istiyor bizden. Cevabım 41'dir dedim dostlarım. Denizli'den getirdik cevabı. Evet arkadaşlar, açı kenar bağıntılarını da bitirdik. Bir sonraki videomuzda yeni üniteye geçeceğiz inşallah. Açı ortay olması lazım. Yeni konuya geçeceğiz. Orada görüşmek üzere artık. Hadi eyvallah, kendinize iyi bakın.